Efendim Haber ekranlarından tekrar merhabalar. Tarladan Sofraya programında bugün zeytini konuşacağız. Türkiye'deki tarımsal elverişlikte zeytinin öneminin büyük olduğunu biliyoruz. Ekonomik büyüklüğünden ve son rakamlardan konuşacağız. İstanbul Ticaret Borsası Zeytin ve Zeytinyağı Meslek Komitesi Başkanı Osman Berberoğlu bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz Osman Bey yayınımıza. Hoş bulduk Aysun Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, programı açarken bahsetmiştim. Türkiye tarımsal alanda aslında çok büyük bir elverişe sahip. Zeytin de bunlardan bir tanesi. Dilerseniz buradan başlayalım. Türkiye'de zeytin üretimi hangi noktada? Türkiye Akdeniz bölgesindeki ülkelerden fevkalade yüksek montanlı zeytin üreten bir ülkedir. Türk zeytinciliği İspanya'dan ve İtalya'dan sonra Türkiye'de Yunanistan'la sofralık zeytinde yerini almıştır. Türkiye zeytin plantasyonları açısından çok büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Bizim 200 milyona dayanan bir zeytin ağacı varlığımız söz konusu. Bir 200-230 bin ton civarlarında bir zeytinyağı üretimimiz söz konusu. Sofralık zeytin olaraktan da konuştuğumuzda 475 bin tonlarda bir zeytinyağı, bir zeytin stoklarımız yıl bazında olmaktadır. Bunların da Türk halkı zeytini fevkalade çok tüketmektedir. Zeytinyağını maalesef daha az tüketmekteyiz. Bunların bir bölümünü de ihracatla değerlendirdiğimizi söyleyebiliriz. Aynı zamanda ambalaj sanayimiz zeytinle birlikte gelişmiştir. Çok büyük bir ambalaj çeşitliliğine sahibiz. Üretimleri tamamen Türkiye'de olmaktadır. Bundan da üreticimiz ve sanayimiz yararlanmaktadır. Evet Osman Bey aslında önemli de bir noktaya değindiniz. Türkiye'nin zeytin konusundaki ihracat rakamları ve üretim rakamları da önemli. Ben çok kısa bir hatırlatma yapayım. Son rakamlarda toplam dünya genelinde zeytin ve zeytinyağı ihracatında 2019 yılında dünyada ilk 5 sırada, 4. sırada yer alıyoruz. İlk sırada 4.4 milyar dolarla İspanya yer alıyor. 1.65 milyar dolarla İtalya onu takip ediyor. Ve baktığımızda 4. sırada 143.6 milyar milyon dolarla Türkiye'nin yer aldığını görüyoruz. Dilerseniz önce ihracattan bahsedelim. Akabinde de üretim kısmına geçeriz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu rakamları? Türkiye kapasitesi oranında bir ihracat gerçekleştiriyor mu? Şimdi 75 bin ton civarlarında 1918-19 sezonu itibariyle bizim zeytin ihracatımız söz konusu. Yeşil, siyah zeytinler toplamı olarak. Aynı zamanda 65 bin ton civarında da zeytinyağı ihracatımız var. Geçen yıl ihracatlardan bizim almış olduğumuz zeytindeki fiyat 19 sezonunda daha iyi bir sürece geçmişti. Yani biz bu yıl ihracat bedeli olarak 115 milyon dolar zeytinden 85 milyon dolar da zeytinyağından elde etmişiz ihracatlarımızın toplamına geçtiğimizde. Her yıl ihracatımız zeytin olarak ve katma değerli olarak da artmakta. Zeytinde fiyatlarımız kilogram bazlı artmıştır. Zeytinyağında bir nebze maalesef düşmüştür. Bunlar ülkemizin geleceği için de yeni zeytin plantasyonlarıyla desteklenmektedir. Ülkemizde Tarım Bakanlığı olarak geçen yıl 15 kuruşluk müstahsile bir destek olmuştur. Zeytin tane desteği. Bu ülkemizde memnuniyetle karşılanmıştır. Yeter mi? Kesinlikle yetmemektedir. Çünkü gübre girdileri, yakıt girdileri, ülkemizdeki bu pandemi sürecinden mütevellit de bazı değişiklikler olmuştur. İşçilik açısından da fiyatlar yükselmiştir. İşçi sıkıntısı söz konusudur. Toplanma zamanlarında, mübayağı zamanlarında. Onlar için de ülkemizden, devletimizden destekler bekliyor müstahsilimiz. Onu da buradan bildirmek gerekiyor. Ayrıca
bizim Avrupa Birliği'nin her platformda bunu dile getirmeye çalışıyorum. Aysun Hanım, sizin de programınızda onu dile getirmek istiyorum. Avrupa Birliği'ne beher zeytinyağı ihracatlarımızda beher kilo için 1.12 ile 1.32 euro civarında maalesef Türk zeytinyağını Avrupa Birliği gümrük almaktadır. Zeytinyağımız pazara 1 euronun üzerinde bir fiyat farkı ile Avrupa raflarına çıkmaktadır. Fakat Avrupa Birliği'nde bizim yaşayan kendi vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımızın kendi ülkelerinin zeytinyağını tüketmeleri en doğal haklarıdır. Bunlar için birçok küçük ülkenin, Tunus'un, Filistin'in dahi kotaları mevcut iken Avrupa Birliği'nde maalesef Türkiye'ye bu kotalardan yer açılmamaktadır. Bunları dile getirmemiz, kuvvetli biçimde bunları Avrupa Birliği'ndeki ticari anlaşmalarda dile getirmemiz gerekiyor. Ayrıca Londra'da da Brexit'ten dolayı İngiltere'de önümüzdeki yılda ticari anlaşmalar söz konusu olacaktır. Hiç olmazsa ilk hedefimiz bizim ticari anlaşmaları İngilizler ile yapar iken bu zeytinyağımızı öne koymamız gerekiyor. Zeytinyağındaki bu gümrük duvarlarını aşmamız gerekiyor. Bu bizim ihracatımızı fevkalade arttıracağına kesin gözüyle ben bakmaktayım. Evet, Osman Bey, baktığımızda tabii bir de zeytin üretimine bakmak lazım. 2019-2020 yılı için dünyadaki üretimde Türkiye 3. sırada. Evet. Oldukça yine yüksekte bir performansa sahip. Biraz önce siz de rakamları aktarırken, değerlendirmenizi yaparken söylemiştiniz. Türkiye'nin dünyaya kıyasla pazar payını ve rekabet üstünlüğünü bu anlamda nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Türk zeytininin bir çeşitliliği söz konusu. Bu çeşit dünyada bizi ileri hamlelere götürebiliyor. Fakat bunun yanında, yani makinaların da işleyebileceği, İspanyolların bir manzalina zeytini gibi bir zeytine ihtiyacımız var. Yani bu makinalarla daha kolay işlenip daha az firalar verebilmesi için bundan sonra örnek plantasyonlara gitmemiz gerekiyor. Bir de önümüzdeki bu yıl şu anda zeytin hasadına 1,5-2 aylık gibi yeşil zeytin için bir süremiz var. Bu yıl zeytinlerimiz gayet güzel. Ağaçlarımızın bakımı yerinde. Özellikle sofralık zeytinde Hatay bölgesinden, Adana bölgesinden, Aydın bölgesinden, özellikle Mut'ta, Körfez'de, Akhisar bölgesinde yani sofralık zeytinlerimiz mevcuttur. Rekoltemiz de iyi bir durumdadır. Bu yıl zeytin yılı olacağı kanaatindeyiz. Eğer önümüzdeki bu sıcakların, aşırı sıcakların, iklim değişikliklerinin bir zarar vermemesi, ayrıca zararlardan da zeytinlerimizi kurtarabildiğimiz takdirde bu yıl bir zeytin yılı olacağı iddiasındayız. Stoklarımızda bu pandemi döneminde zeytin satışlarımız, özellikle küçük ambalajlı zeytin satışlarımız artmıştır. Ondan dolayı da iyi bir pazar, iyi bir üretim önümüzdeki sezon için beklemekteyiz. Peki baktığımızda siz bu yıl için hasatta bir artış bekliyorsunuz. Buna oranla ihracattaki hedefiniz nedir? Bu yıl hedefimiz geçen yıla oranla ihracatlara baktığımızda 10 bin ton civarlarında zeytin ihracat fazlalığımız söz konusu. Artık Türk zeytinini Avrupa, özellikle Amerika ve diğer Okyanusya diye tabir ettiğimiz Avustralya'ya dahi ihracatlarımız söz konusudur. Artık bu ülkeler Türk zeytinini tanımaya başlamışlardır. Biz özellikle Kuzey Afrika, diğer Kuzey İskandinavya bölgesine de Türk zeytini gitmektedir. Bunları ilgiyle ve dikkatle takip ediyoruz. Ayrıca Brezilya'ya da ihracatlarımız söz konusu. Bundan böyle kaliteli ürünler, iyi
ve katma değeri yüksek ürünler. Artık biz zeytinin çekirdeğini çıkarabiliyoruz. Bunları otomatik makinalarla doldurabiliyoruz. Dünyayı Türkiye tanıdı ve hızlı bir şekilde ihracatlarımız artmaktadır. Son dönemde kutulu zeytinyağı ihracatlarımız da artmaktadır. Artık bundan böyle önümüzde özellikle bu Avrupa'daki zeytinyağına olan gümrük duvarını da aşabilir isek bizim rakamlarımız gayet güzel artmaya devam edecek. Evet, Osman Bey, siz aslında zeytin üretimini artırma noktasında açıklamalarda bulundunuz. Bir diğer taraftan da çeşitliliği artırmak adına bir gereklilik olduğundan bahsettiniz. Bunun için çalışmalar var mı? Şu anda çeşitlilik açısından bizim bir sıkıntımız söz konusu değil. Yani 65 çeşit ana çeşidimiz olduğu gözleniyor. Bizim İspanya'yı göz önüne aldığımızda İspanya'da 6-7 çeşit zeytinleri mevcut. Çeşit olarak. Ve bunların üzerine ihtisaslanmış vaziyette. Bizim de kendi bu 65 çeşit diye tabir ettiğim zeytin çeşitlerinden bazı zeytin çeşitlerini öne çıkartmamız gerekiyor. Bunları sanayiye endekslememiz gerekiyor ki bunları makinalarla daha rekabetçi biçimde çalışabilmemiz adına. Bu konuda araştırmalar yapılıyor. Özellikle Ege Üniversitesi'ndeki Zeytin Zeytin ve Zeytin Araştırma Bölümü bu konuda deneyimlere sahip. Aynı zamanda SETE, yani Aydın Ticaret Borsası, İstanbul Ticaret Borsası da çok büyük destekler zeytin ve zeytinyağına veriyor. Ve hep birlikte önümüzdeki dönemler için neler yapılabileceği sıkı bir şekilde çalışmalarla ortaya çıkılıyor ve büyük de destekler var kutulu zeytinyağına. Önümüz daha iyi olacağı kanaatindeyim ben. Peki bir diğer taraftan da sadece tabii zeytin değil, birçok alanda tarımsal faaliyetleri artırmak ve daha iyi hasat alabilmek adına tarımda teknolojiyi konuşuyoruz. Siz bu konuda nasıl söylemek istersiniz? Özellikle zeytin üretiminde teknolojik gelişmeler, teknolojik dönüşüm nasıl kullanılıyor? Şimdi efendim, Türkiye'de zeytinyağı ile ilgili dünyaya zeytin yağı makinaları, yani zeytinin yağını sıkan makinalardan ihracatlar yapılıyor. Bu firmalarımızı ben takdirle karşılıyorum. Şu anda Yunanistan'da, Mısır'da, Fas'ta, İran'da, dünyanın birçok yerinde Türk zeytinyağı işleme makinaları bizim gurur kaynağımız oluyor. Aynı şekilde zeytini daha önce İspanyollardan bunlar alınıyordu, ülkeye ithal ediliyordu. Fakat bir ürünü ithal ederken artık ihraç etmeye başladık. Bundan daha fazla gurur kaynağımız olabilir mi? Bu sektörlerimiz yakinen bu olayları takip ediyorlar ve Türk sanayicisiyle bu gelişmiş makinaları buluşturuyorlar. Ve bunlardan dolayı da biz gayet memnunuz. Bir parantezle ambalajı açmak istiyorum. Özellikle bu pandemi döneminde Avrupa rafları ve Türkiye'deki ulusal bütün marketleri göz önüne aldığımızda ye aç bittir ambalajların öne çıkacağını görüyoruz. Ve bu küçük ambalajların da dünya pazarında ve ülkemizde satış rakamları yavaş yavaş artışa geçti. Özellikle pandemi süreciyle birlikte ve çok güçlü, çok kuvvetli ambalaj firmalarımız var. Bunların da desteğini görüyoruz. Artık bundan sonra zeytin ve zeytinyağı ve gıda piyasalarında Türkiye'nin önü ambalaj makinalaşma açısından açıktır. Üretimlerde, plantasyonlarda zeytinde özellikle son dönemde büyük plantasyonlar söz konusudur. Üretimimiz de fevkalade artmaktadır. Daha iyi olacağı kanaatindeyim. Bir tek eksiğimiz var. O da bizim zeytinyağında taşiş diye tabir ettiğimiz karıştırılmış bitkisel yağlarla satılan yağların önlenmesi için mecliste de bir öneri vardır. Çok ciddidir bu. Bunu bütün sektör bileşenleri desteklemektedir. Ayrıca bir de çiftçimize yardım bekliyoruz. Üreticimizin daha uyguna ürünler elde etmesi ve para kazanması ve bu işlerini devam ettirmesi açısından.
Peki Osman Bey, aslında siz de bahsettiniz bu akıllı teknolojilerin hem üretim aşamasında hem de bunun geri dönüşümü aşamasında nasıl bir fayda sağladığından da bahsettiniz. Bunun maliyetlere yansıması nasıl oluyor? Zira maliyetlerdeki düşüş tüketiciye de yansıyor bir anlamda. Buradaki kompozisyonu nasıl değerlendirirsiniz? Verimlilik açısından nasıl bir faydası oluyor bu akıllı teknolojilerin? Bu akıllı teknolojiler şöyle faydaları söz konusu. Yani elle bir zeytinin çekirdeğinin çıkarıldığını düşünün. Eski dönemlerde zeytinyağının eski sistemlerle yağının çıkarıldığını bir düşündüğünüzde bu sürecin çok uzadığını, özellikle zeytinyağında bu sürenin zeytinyağı kalitesinin çok düşürdüğünü, artık neredeyse zeytinler günlük zeytinyağına döndürülebilecek kapasiteye sahiptir Türkiye'de. Bu da kaliteyi arttırır, kalite de pazarları önümüze açar. Evet Osman Bey, peki bir de şundan da bahsetmekte fayda var. Üretimin sürekliliğinin sağlanması. Siz konuşmanızda bahsettiniz, bu yıl hasatta bir artış bekliyoruz demiştiniz ama zaman zaman hem iklimsel koşullar nedeniyle, hava koşulları nedeniyle, bazen de ekonomik koşullar nedeniyle zaman zaman inişler çıkışlar olabiliyor. Bu üretilmesin, bahsettiğiniz rakamlara ulaşılabilme açısından bu sürekliliğin sağlanması için ne yapmak gerekiyor? Bu akıllı teknolojilerin de zaten üretimin sürekli kılınması aşamasında önemli bir rolü olduğunu ve bunun için de zaten üretime geçildiğini biliyoruz. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi Aysun Hanım, muhakkak akıllı teknolojiler, yüksek teknolojiler de zeytinle buluştu. Ancak Türkiye büyük bir coğrafya. Yani güney bölgelerimizden, yani ta Hatay'dan başlayıp, yani plantasyon bölgelerimiz, işte Muğla bölgemiz, bir İzmir bölgemiz, bir Körfezimiz, ta Marmara'ya, hatta kuzey bölgelerimiz Tekirdağ, Şarköy'e kadar zeytin üretimimiz söz konusudur bizim. Bizim bu alanlarımız olduktan sonra bazı bölgeler bu iklimsel zararlarda daha hızlı buluşabiliyor. Fakat bölgeler yayıldığından dolayı zeytin stoklarımız bir bölgede biraz az olabildiğinde diğer bölgede daha fazla olup birbirini tamamlıyor. Bir de artık Türk çiftçisi kendisini yetiştirdi. Artık zeytin ağacının tek tek zeytinlerini elleriyle daha hassas, daha teknolojik imkanlarla daha rahat, daha iyi toplayıp pazara, tüccara sunabiliyor. Bunlar bir artılar getirdiler. Bunlar makinalaşmayla hızlı bir şekilde kaliteli ürüne dönüyor ve bunlar da pazarla buluşuyorlar. Şurada bir sıkıntımız söz konusu değil bizim. Önemli olan, tekrar tekrar vurguluyorum, çiftçimize yardım edeceğiz. Ağaçlarına daha iyi bakacak. O sektörde para kazanması gerekiyor ki çiftçimizin bunu devam ettirebilsin Aysun Hanım. Diğer herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Evet, aslında bu ekonomik büyüklükten konuştuk. İthalat, ihracat rakamlarına da değindik. Bir de doğal zeytinyağı konusuna değinmek isterim. Zira sektörde baktığımızda raflarda birçok markayı görüyoruz. Tüketici doğal zeytinyağına nasıl erişebilir, nasıl ayırt edebilir? Şimdi efendim, yani bir defa şunu tespit etmekte. Kişinin kendine en uygun yağ, o kişi için en iyi yağdır. Fakat bu yağları raftan alır iken firmaların güvenilirliğine bakmamız lazım. Firmalarımızın güvenilirliği, yıllara yayılmış bir alışkanlıkları söz konusu. Biz kuvvetli firmaların, kendilerini ispat etmiş firmaların mallarını tüketmeye gayret edeceğiz. Aynı şekilde kooperatiflerimiz de var. Onların da güzel ve kaliteli yağları var. Onları da tüketebiliriz. Kısacası markalı mala yönelmemiz gerekiyor. Bunların etiketleri çok iyi okumamız gerekiyor. Bize ilk inen ayetimiz okudur. Maalesef etiketleri, almış olduğumuz herhangi bir ürünün prospektüsünü okumama gibi böyle çok yani yanlış bir alışkanlığımız var. Bundan vazgeçmemiz lazım. Etiketleri, son kullanma tarihlerini,
işletme kayıt belgeleri var mı yok mu? Firmaları tanımamız gerekiyor. Bir yabancı bir raftan bir ürünü tercih ederken bunların hepsine bakıyor. Artık kare kodlar var etiketlerin üzerinde. Biz gençlerimizi, hanımefendileri, ev halkını bunlara alıştırmamız gerekiyor ki bu ürünleri tercih edelim. Kaliteli ürünü mutfağımızda, soframızda buluşturalım. Sizin bu programınızın adı da tarladan sofraya diye bu aralığı bilinçli bir tüketici kitlesiyle buluşturmamız gerekiyor. Ayrıca internet üzerinden de satışlar söz konusu. Bu satışlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu firmaların güvenilirliğini iyi takip etmemiz lazım. İletişim ve sosyal medyadan bu firmaların güvenilirliği var ise onları internet üzerinden tercih etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ben ev halkından zeytinyağı tüketmelerini, zeytin tüketmelerini rica ediyorum. Çünkü vücuda, sağlığa en faydalı olan yağ zeytinyağıdır. Bunu tabiatıyla tıp ve diğer sağlık uzmanları dile getiriyorlar. Onlara da ben teşekkürler ediyorum bu programınız aracılığıyla. Özellikle aşçılık programları yapılıyor. Burada zeytinyağını duydukça onları oturduğum yerden alkışlıyorum. Onlara da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim ne yapıp 2 kilogramlık kişi başı zeytinyağı tüketimini Avrupa Birliği'nde bir İtalya, Yunanistan, İspanya seviyelerine çıkartmamız gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle zeytinyağı, zeytin hakkında konuşanları da tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum programınız aracılığıyla. Evet, bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Ticaret Borsası Zeytin ve Zeytinyağı Meslek Komitesi Başkanı Osman Berberoğlu, konukluğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi programlar diliyorum Aysun Hanım. Çok teşekkürler. Ve efendim, perakende sektörünü konuşacağız. Değerlendirme alacağız. Bir konu.